Selam dostlar. Bugün setup kurma ile ilgili biraz konuşacağız. Şimdi farz edin ki biz bir setup kuracağız. Neye bakmamız lazım? Ne olması lazım? Şimdi grafiğimizi şuradan keselim bakın. Farz edin ki biz grafiği açtığımızda yapımız bu şekildeydi. Şimdi biz yapımızın 15 pardon şu 30'da yaptık ama 15'te bakalım. 15'em bölgesi neresi? Ona bakmamız lazım. 15M'de hangi bölgedeyiz? Fiyatımız swing olarak ne yöne gidiyor? İlk başta bunu belirlememiz lazım. Şimdi şöyle tepeye bir bakalım. Neler yapmış bu? Bakın burada bir kapanış yok. O yüzden şu an şuranın üstünde var mı? Burada da yok. Yani şuraları bir kırılım olarak alamam. Tekrardan söylüyorum. 15M'e göre yorumluyoruz şu an grafiği. Alt zaman diliminde buralarda bir kırılım görebilirsiniz. Ona bir şey demiyorum. Evet. Çok güzel. Bunun da üstüne çıkış tamam. Şimdi fiyatımızdaki swing şu şekilde arkadaşlar bakın. Aşağı yönlü geliyor ve çıkıyor. Şimdi swing'imizi belirledim. Burada hani swing belirlemekten çok setup nasıl kuruluyor size onu anlatmaya çalışıyorum. O yüzden şuraları hızlı geçtim. Swing low 15'im. Tamam. 15'imlik swing'imi belirledim. High noktamı belirledim. 15'imlik. Şimdi burada ne oldu? Benim burada yapım kırıldı. Aşağı yönlü yapım kırıldı. Şimdi aşağı yönlü yapım kırıldığında ben yukarıda hangi bölgeler açık? Ona bakmam lazım. Test edilmemiş bölgeler. Şimdi bakıyorum fiyatın son aşağı düşerken satış bulduğu bölge burası. Buradan order flow'larımı çiziyorum ilk başta bir. Bakın. Teması var mı? Var. Şimdi şöyle bir 1.15.4 gidiyoruz ya 4'e bir bakayım. 4 saate. Bakın 4 saatte order'ı test edilmiş. O yüzden fiyatın buraya geleceğini şu an düşünmüyoruz. Burası bizim ikinci duraklarımızdan birisi. Şöyle yapalım ilk başta buna. 15'e düştüm. Girişimize bir altında arayacağız. Tekrardan bakın. Buranın order flow'unu çiziyorum. Şimdi buranın order flow'unda bakın. Şuradaki mantık. Hani ikinci bakacağımız dediğim olan şurası. Burası bir flip bölgedir. Bölgelerimi belirliyorum. Tekrardan bakın. Buradaki flip bölgemi belirliyorum. İkisini de belirledim. Şimdi şu ikinci çizdiğim mavi alana bakın. 4 saatte bakıyorum. Bakın buraya bir temas yok. Buradaki order flow'a. O zaman bizim dönüş bölgemiz yukarıdan burası. Teknik olarak bunları da belirledim. 15'ime tekrardan düşüyorum. Buranın içerisine bakın. Tekrardan açık bölge neresi var? Şu alan var. Burayı da belirledim. Benim giriş bölgem burası olacak. Bu bölge. Ha, burası zayıf bir bölge. Tam likit dalımından sonra direkt agresif düşmemiş. Zayıf olduğu için stopu buranın üstüne değil de buranın üstüne koyacağım. Ayrıyeten bakın yukarıda bu bölge de açık. Yani fiyat eğer benim burada stop ederse buradan dönüş arayacağım. Veya agresif girerken burada stop oldum. Burada bir kere daha deneyeceğim. Çünkü buradan girip ya da buradan girip stopumu buraya koymak stop mesafesini çok genişletiyor. O yüzden ar miktarı düşüyor. Şimdi bakın şu iki bölgemi aldım. Şimdi benim için setup'ım burası. Bu bölgeler. Birinci girişim bakın. Burası stop mavinin üstü. İkincisi burası stop olursa şu. Bakayım şuraya bir daha. Tamam. Burası olur. Burası stop olursa mavinin üstü. Neden burası olur dedim onu da açıklayayım. Bakın burada şurada bir likit dalımından sonra şurada bir likit dalımından sonra fiyat durmuş. Yani buranın likiditesini bir almak isteyebilir. Ama burada fiyat likiditeyi aldıktan sonra agresif bir şekilde gitmiş. O yüzden benim buradaki ilk girişim bu. Stop olursa bunu aktifleştireceğim. Şöyle ilk girişim bu. Stop'un mavinin üstü. Ama şimdi daha bunu konuşmaya erken. Niye? Fiyat çünkü daha yukarı çıkmadı. Yukarı çıkarken bölgelerine bakacağız. 15'e de atıyorum.
Trend tersi işleme bakmıyorum şu an. Sadece trend yönünde olan işleme bakacağım. Devam. Tamam. Şimdi şu bölgelerimize bir bakalım. Buradaki bölgelerimizde neler var? Bakın. İlk bölgemize fiyat geldi. Şimdi buradan bizi alacak mı? İlk tepkisini veriyor. Ama bizim setup'ımız yukarıya göre. Niye? Niye yukarıya göre diyorum? Çünkü biz bu bölge içerisindeki son açık alanı belirledik. Yani en güvenli bölgeyi belirledik. Ha, buralardan işlem alamaz mıyız? Alırız ama kısa kısa. Ben şu an en güvenli bölgeden işlem almayı gösteriyorum size. Setup'ımızı ona göre kuruyoruz. Devam ediyorum. Bakın ilk tepkisini aldı. Bakın fiyat düşüyor. Mesela buralarda işlem alınabilir mi? Alınabilir. Ama ben şu an dediğim gibi en son açık bölgesini gösteriyorum size. Şimdi bakın fiyat burada ne yaptı? Burada bir eşit dip bıraktı. Devam. Bu elimizde aşağı gideceğinin göstergesi. Şu alanla. Bakalım. Evet, şu an bakın. Şu an biz işlemdeyiz. Şimdi şöyle girişimiz bu şekilde. Stopumuz buranın üstüydü. Şöyle belirledik. Çok güzel. Şimdi şunu birazcık bir aşağıdan ilk başta hedefi belirleyeceğiz. Yani grafik şöyleyken bakın tekrardan düzeltiyorum. Grafik daha sizi almadı. Hedefi belirledik. Nasıl belirledik? Bakın burada bir bizim eşit dibimiz var, değil mi? Asıl bunun en geniş hedefi swing low'dur. 6. İlk hedef noktası ya yani en son hedef noktası burasıdır. Fiyatın içerisindeki hedef noktaları. Burada bir likit alanı var. Burayı belirledik. Buranın haricinde. Bakın likit alındıktan sonra şurada bir order'ımız var. Burayı belirleyebiliriz. Burası ikinci hedefimiz. Şöyle bakalım başka bölgeler var mı açık? Başka da açık bölgesi yok. Yani fiyatın şuraya kadar hedeflememiz lazım. Bizim ilk hedef noktamız şu an burası. Buradan emirli girdiğimizde. Devam. Şu an bu agresif olan giriş. Şöyle buranın üstü direkt. Evet bakın şu an işlemdeyiz. Şöyle bir dakikaya düşüyorum. Bir dakikada bakalım şimdi nelerimiz var. Çünkü bir dakikada da bir giriş yaparız. Multi time frame çalışıyoruz. Bakın buranın üstünde hala bir kapanışımız yok. Kapanışımızın olmaması. Yani şöyle şunu bir kitleyeyim. Allah pardon. Şunu bir kitleyeyim. Bakın. Buranın üstünde bir kapanışımızın olmaması. Aynı şekilde buranın da üstünde. Bizim yeni kırılım noktamız yani 1M'e göre aşağıda olduğunu gösteriyor. O da neresi? Son düzeltme alanı. Bu bölge. O yüzden benim 1M'deki kırılım noktam burası. Karakter değişimi. 1M. Sonra aynı şekilde buradaki bölgelerime bakıyorum. Fiyat bize ne verecek? Şu yukarıdaki dönüşünde karakter değişiminden sonra. Tekrardan kırılmadan ki order flow'larına bakıyorum. Bakın burada bir bunu önce yapalım. Burada bir test edilmiş bölgemiz var. Şöyle üst zaman dilimine göre baksak burası bizim için daha iyi olacak. Evet, şöyle 5 anlayalım. 15 anlayalım. Heh, bakın. 5 hamle vardı. Çok güzel. Şurası. Son mesela test olmayan ayrıyeten şurada likiditesi alınmış ve order flow'dan tepki almış bir bölge. Güçlü bir bölge. Mesela benim buradaki ilk girişim burası olur. Güvenli stopumda şuradaki son likit de alınan bölgenin üstü olur. 1M'e göre konuşuyorum bakın arkadaşlar. Burada da aynı şekilde ben niye buna basamıyorum? Ah, tamam bastım. Burada da
Aynı. Hedef noktam. Pardon. Tabii. Şöyle alayım bunu. Burada da aynı. Hedef noktam burası. Birem'e göre. Devam ediyorum. Birem'den. Evet, bizi işlem aldı. Çok güzel. Mesela bakın burada tekrardan bir order flow'um daha oluştu. Bir kere daha işleme girebilirim. Bakın kabaca bu bölgeleri gösteriyorum şu an. Yani kabaca göstermek aslında işlemin kaçmamasını sağlıyor bize. Ki mesela buranın içerisinde de setup kuracak olsam en az daha şey istiyorsa arımı yükseltmek buraya giriş koyarım. Ama her zaman getirmeyebilir. Şu an bu arada buna girmemiz lazım. Ben çünkü bölgeyi yanlış almışım. Heh, şu şekilde. Buradan girmemiz lazım. Tamam. Devam. Şu an mesela fiyat bakın sıkışa sıkışa gidiyor. Buralarda artık kolay kolay yukarı getirmez fiyat. Bir manipülasyon yapar, ondan sonra götürüyor. Yani şurada bir küçük bir likit de alabilir şu alanlarda. Sonra götürebilir aşağı tekrardan. Şöyle 15 ile atalım. 15 ile devam edelim. İki tane setup'ımız var burada. Şurası sıkışma alanıydı dediğim gibi. Evet. Tekrardan geldi bölgemize. Şimdi zaten burada 15'te baktığımızda neyimiz var? Bakın. Likiditesi alınmış order'ımız var. Gelin bir tur daha buradan işleme girelim. Aynı bölgede. Bu sefer buranın üstü. Çok güzel. Bakın hala su toplamadı. Hani bütün fırsatları değerlendiriyorum. Çünkü son açık bölgeler buralar. Bakın tekrardan. Order flow'umuz kırıldı. Bölgemize koydum. Güvenli koyalım. En üste koydum o yüzden. Son açık bölgesine. Bakın tekrardan sıkışma bölgesi. Buralara çok getirmek istemeyebilir. Ki zaten şurada son manipülasyonunu yaptı. Buradan daha da yani şuranın üstüne çıkartacağını düşünmüyorum. Şurada bakın. Burada bir likit dağılımı yaptı. Burayı manipülasyon olarak da kullanabilir. Çünkü bakın hep likit dağıla ala gitti iki kere. Yani ben buraya giriş koysam da atıyorum stopum şuranın üstü olması lazım. Buranın üstü olması lazım. Hani burası alt zaman diliminde oluşan bir hareket. Bakın göstereyim. Burada bir likit dağılımı oldu. Ama burada sıkıntı olan nokta şu. Bakın. Şurası tamamen likitte kaynıyor. Veyahut şurası tamamen likitte kaynıyor. Hani buradan girmek riskli olur. Buradan gireceksem bile son likitte bölgesinin içerisine koymam lazım ki. Hani %60, %70 ihtimal şuraların likiditesini alır. En tepeye almadan çevirir gibi yorum yapabilirim. Ama bu riskli olduğu için buna girmeyi düşünmüyorum. Sadece bu hani burayı izleyelim. Onu anlatmaya çalıştım size. Yani fiyatı da bu şekilde takip etmek lazım. Devam. Bakın burayı aldı. Şu an mesela. Şu bölgeden girebilirim. Bakın likiditeyi aldı. Kırdı. Şu an mesela bulunduğu bölgeden işleme girebilirim. Bir tur daha setup. Ama setup'ımızda bakın. Hep ne aynı? TP noktamız. TP noktamız değişmiyor. Evet. Ve de TP. Yani setup'larımız bu şekilde kurulması lazım. Bir TP noktamız kesinlikle olması lazım ki hani işleme girmeden bizim bunu belirlememiz lazım. Yoksa ben buradan rastgele girip ya şurada bir yerde çıkayım, kar alayım dersem bu kumar oynanmış olur. Bununla beraber biz uzun vadede bir kazanç elde edemeyiz. Ne yaptım? Bakın fiyat en aşağıdayken yukarıdaki açık bölgelerini belirledim.
Açık bölgelerini belirlerken ihtimalleri de göz önünde bulundurdum. Mesela bu alanı kırarsa yukarıdan gireceğim dedim. Benim kurgum bu şekilde. Kurgumu yazdım. Sonra fiyat yukarı çıkarken daha benim bölgeme gelmeden açık bıraktığı, hedef gösterdiği bölgeyi belirledim. Ki bakın bunun zaten asıl hedefi şu aşağısıdır. Ama şu an büyük ihtimalle grafikte o gitmeyecek aşağı kadar. Bakalım şöyle. Geldik mi bence? Şöyle kapatsam daha güzel olacak sanki. Aynen. Bakın asıl hedef aşağısıdır ama biz ilk çıkmamız gereken TP noktası burası. Yani buraya kadar yukarıdan aldığımız işlemleri bizim taşımamız lazım. O yüzden buraya kadar gösterdim size. Evet, buralarda tepkiler alacak ama fiyatın bıraktığı açık bölge burası. Yani nasıl söyleyeyim bunu? Fiyat ilk başta şöyle düşünün, setup kurarken bir düşüşümüz var. Bunun düzeltmesi olacak. Düzeltmesi olurken düzeltmeye geldiğinde nereden döneceğini düşerken ki orderları belirleyerek döneceği bölgeleri. Sonra fiyat yukarı çıkarken daha bizim orderımıza gelmeden bakın bunu yapacağız. TP alacağımız bölgeyi belirledik. Ondan sonra iki tane girişimiz vardı. Agresif giriş ve dönüşlü giriş. İkisini de uyguladık. Bakın nerede? Dönüşü gördük. İkisini de uyguladık. Sonra ne yaptık? Sonra bize fırsat verdikçe, bakın fırsatlar verdikçe bölgelerde ekstra işlem aldık. Ha, bunları bir tane işlemimiz açıkken almak zorunda mıyız? Değiliz. Ama farz edin ki siz fiyatı atıyorum şu düştü, şurayı yakalayamadınız, şurayı yakalayamadınız veya şunu yakalayamadınız. O zaman bunları girersiniz diye gösterdim zaten size. Ha, hepsini de açabilirsiniz. Bu sizin tercihiniz. Buna bir şey diyemem. Ama buradaki önemli nokta şu. Bakın bölgeyi belirledik. Hatta şuraya yazalım setup'ta. Bakın ilk başta yön belirle. Yönü belirledik. En önemli kriter birincisi. Şöyle birinci yönü belirledik. İkinci order'ı belirledik döneceği. Üçüncü mesela burada iki ihtimal var. Ya emir attık ya da dur bu böyle olmayacak. Üçüncüsü TP belirledik. Dördüncüsü de hatta şurası TP SL şöyle yazalım bakın. Entry TP SL yazalım mesela buraya. 4 de bakın bunu üçüncüyü belirledik ama 4 de bizim inisiyatifimize kalan alan. O da ne? Ya emir ya da dönüş. Ama şu 3 olması lazım. Bizim ilk başta yönümüzü belirleyeceğiz. Sonra orderlarımızı belirleyeceğiz. Sonra gireceğimiz bölgeyi, stop noktamızı ve TP noktamızı bunların hepsini belirleyeceğiz. Ha, 4 bizim inisiyatifimiz. Bunları belirledik. Ya emirli gireriz ya dönüş arayarak gireriz. Ama şu 3 olmadan hiçbir setup kurulmaz. Bu aklımızda bulunsun. Bunlar olmazsa biz kumar oynamış oluruz. Evet arkadaşlar burası yani bu daha çok teknikten çok setup nasıl kurulur videosuydu. Umarım yararlı olmuştur. Kendi işlemlerinizde bu kurallara dikkat edin. Şimdiden başarılar diliyorum. Hepinize görüşmek üzere.